Trabzonspor bugün beklediği futbolcuya kavuştu. Didier Zokora beklenildiği gibi bugün, yani dün Türkiye'ye geldi ve yarın Trabzon'a geçecek. Trabzonspor'un ilk yabancı transferi Didier Zokora imza için Türkiye'ye geldi. Eşinin vize problemi nedeniyle uzun bir bekleyişten sonra giriş yapan fil dişi sahili futbolcuyu İstanbul Atatürk Havaalanı'nda Trabzonspor taraftarlar yoğun sevgi gösterileriyle karşıladı. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Zokora bugün Trabzon'a uçacak ve Bordo Mavili kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Trabzonspor 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 30 yaşındaki deneyimli futbolcuya yıllık 1 milyon 650 bin euro ödeyecek. Sporlar da eminim ki önümüzdeki sezon için biraz korkuya kapılmışlardı. Selçuk İnan'ın gidişi, Toulouse'da Umut'un isminin birlikte anılıyor olması, Egemen'in gidişi. Ben yaratıcı bir orta saha oyuncusu olsam Türkiye Ligi'nde Zokora'nın oynadığı takıma karşı sahaya çıkmak istemem. Diyorsun. Nefes aldırmayan bir futbolcu çünkü. O zaman Zokora'nın geçmişine ve kariyerine bir göz atalım. İşte Zokora ekranlarınıza geliyor. Didier Zokora'nın adını Türk futbol severler ilk olarak 2006 yılında transfer döneminde duydu. O zaman Fransız ekibi Saint-Étienne'de forma giyen deneyimli futbolcu Galatasaray'ın gündemine geldi. Ancak 2006 Dünya Kupası'nda fil dişi sahili milli takım formasıyla gösterdiği performans taliplerini arttırdı. Zokora da İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu. Trabzonspor'la anlaşarak 5 yıl gecikmeli olsa da Türkiye kariyerine başlayacak olan Zokora, 14 Aralık 1980 Abidjan doğumlu. Defansa katkısıyla ön plana çıkan fil dişili futbolcu, futbol kariyerini ülkesindeki ASEC Limosas takımının altyapısında başladı. 1999'da Belçika'nın Racing Genk takımına transfer oldu. 2002'de şampiyonluk yaşadığı Genk'te 5 sezon oynayan ve 126 lig maçına çıkan Zokora bir de gol attı. Genk'teki başarısının ardından Saint-Étienne'e transfer olan Zokora, Fransa'da 2 yılda 66 lig maçında görev aldı ve 2 gol kaydetti. Fil dişili oyuncu 2006 Dünya Kupası'nın ardından 12,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Tottenham'a gitti. Ancak yüksek maliyetinin yarattığı beklentilerin uzağında kaldı. Zokora, İngiltere Premier Lig'de 3 sezonda 88 maça çıktı. 2008'de Carling Cup'u kazandı ama 2009'da Tottenham'dan ayrıldı. Son 2 sezonda seviye forması giyen Zokora, La Liga kariyerine 2 sezonda 70 maç ekledi. Penaltı atışlarına uğursuzluk getirdiğine yandığı için bakmayan fil dişili futbolcu, geçen sezon Sevilla ile İspanya Kral Kupası'nı kaldırdı. Didier Zokora, fil dişi milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden birisi. 90 kez milli formayı giyen 30 yaşındaki oyuncu, bir gol atma başarısı gösterdi. Evet, hatırlayacaksınız, bundan yaklaşık 10 gün önce Trabzonspor'un futbolcusu Drago Gabic Hırvatistan'da çok ciddi bir trafik kazası geçirmişti. Hatta biz Özgür'le umutsuzluğa da kapılmıştık ilk haberi aldığımızda. Zor bir akşamdı. Zor bir akşamdı, ancak Drago Gabic'ten son derece sevindirici haberler geliyor. Hastanede yoğun bakımdan çıkartıldı. Sağlığına hızla kavuşuyor ama şöyle bir durum var. Futbola dönüp dönemeyeceği henüz belli değil. İlerleyen dönemde rehabilitasyon sürecine göre bu konuda açıklık kazanacak. Diyelim, tekrar geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim buradan Trabzonspor camiasına da. Ve tabii transferleri ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Ne yaşanıyor, ne oluyor, elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz.